fındıkta rekolte tahmininin sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanacak olması, Ziraat Odaları, Fisko Birlik ve Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği arasında süregelen tahmin çatışmasını ortadan kaldırmayacak. Çünkü Ziraat Odaları ile üretici kuruluşu Fisko Birlik, rekoltenin düşük, ihracatçılar da yüksek olduğunu savunmak zorunda. Rekolte tahminleri konusunda tartışmaların esas nedeni birinin pahalı satmak, diğerinin de ucuzu almak istemesindendir. Bu da serbest piyasa ekonomilerinin gereğidir. Ne var ki bu sezon hesaplar şaşacak. Şubat ve Mart aylarındaki erken bahar, fındıkta don olayının hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor. İl Tarım Müdürlükleri ürünlerin sigortalanması gerektiğini boşuna söylemiyor. Zaten son günlerdeki kar yağışları ve soğuk hava bu endişeleri daha da arttırıyor. Yani bu sezon üretimde bir düşüş yaşanırsa şaşırmam. Fındık, 10 milyon Karadenizli için hayati önem taşıyan bir üründür. Fındığın iyi fiyata satılmasıyla bölge piyasasına para girer ve bu sayede esnafın da yüzü güler. Ülkenin tarımsal ürün ihracında lokomotifi olan fındığın ticaretinde biri kazanırken diğeri kaybedebilir. Elinde ürün bulunduran ve fiyatın yükselmesini bekleyen malcılar ile fındığı daha dalındayken satan ve ürünün ucuz olmasını arzu eden alivreciler arasında süren bu mücadele önümüzdeki sezonda daha sert geçecek. Şubat ayının ortalarından 8 lira 50 kuruşa düşen fındık fiyatı dün 9 lira 50 kuruşu gördü. Fiyatın yükselmesinde don endişesinin payı büyük. Her sonuca hazırlıklı olmakta yarar var. Dileğim hem üretici hem ihracatçı hem de devletin kazançlı çıktığı bir sezonu yaşamak.